Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Ceylanpınara gelen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özçavlı, Şanlıurfa Büyükşehir ve Ceylan Pınar Belediyesi'nce sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Değerli Ceylanpınar halkı, aziz hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şu an Ceylanpınar Belediye Başkanım, Ceylanpınar AK Parti İlçe Başkanım, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Daire Başkanı Abdülkadir Bozkurt, Ceylan Pınar Koordinatörümüz Osman Kaya, meclis üyelerimiz, encümenlerimiz, teşkilat mensuplarımız, vatandaşlarımızla beraber akrepli yolundayız. Ceylan Pınar'da ilk olarak AK Parti ilçe başkanlığını ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özçallı, burada kendisini Ceylan Pınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, AK Parti İlçe Başkanı Abdülcelil Doğan Tekin, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Ceylan Pınar ilçe genelinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özçavlı, sırasıyla AK Parti Grup Yolu, Ceylan Pınar Tekstil Fabrikası ve hayvan kesim mezbahanesini ziyaret etti. Burası Boncuklahan, Yeşiltepe, Yeniköy, Yukarı Doruklu, Akraplı Grup Yolu bu köyleri hepsini birbirine bağlayan toplam 22 kilometre bir yoldan bahsediyoruz. Daha önce bunun 5 kilometresi yapılmıştı. Şu an ise gördüğünüz üzere toplamda 15 kilometre beton yol yapıyoruz. Burada devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan milletvekili Öz çalışmalarla Ceylan Pınar'ın şantiye alanına döndüğünü belirtti. Bu yolun toplam maliyeti 18 milyonun üzerinde. Hemşehrilerimize feda olsun ne kadar yapsak azdır. Bunun gibi hizmetlerimiz devam edecek inşallah. Birinci sınıf beton yol, havalimanı pisti gibi. Hem şehirlerimiz buradan kışın, yazın hiçbir zorluk aşamadan gayet konforlu bir şekilde gidip gelecekler. Bunun dışında son iki ayda Büyükşehir Belediye'mizin Ceylan Pınar'ın içerisinde yaptığı sati kaplama 48 kilometre. 48 kilometre sati kaplama yol yapmış bu tür beton ve asfalt yolların haricinde. Dolayısıyla büyük şehir çalışıyor, ilçe belediyesi çalışıyor, AK Parti çalışıyor, milletvekilleri elinden geleni yapıyor, meclis üyeleri hep beraber birlik içerisinde vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz.